Merhaba arkadaşlar, NT25 için bizden bir kombin isteğinde bulundu arkadaş. Tam kombin isteğinde bulunmadı sanıyorum. Çünkü hani pantolon eksik olsun. Çünkü o bende var gibi bir şey söylemişti sanıyorum. Tam bakmadım, kusura bakmayın. Şimdi ilk önce Emre Next Custer'ı tanıtarak girecek. NT25 için yapacağız bu tanıtıyı, Yamaha için. Yani birçok arkadaş faydalanacaktır diye düşünüyoruz. Tamam, başlayalım. Next kasklardan başlayalım. Next'in menşei Portekiz ve dik oturuş pozisyonuna uygun bir kask. Düz renklerde çene perdesi çıkmıyor. Lakin desenli modellerde kutu içerisinden çene perdesi çıkıyor. Burun pedi ve güneş vizörü kaska dahil. Dış kabuk polikarbon, lakin diğer polikarbonlardan ayıran özelliği dış kabuğunda %30 oranında kauçuk kullanması. Bu da mukavemetini diğer polikarbonlara göre artırıyor, farklı kılıyor. MT25 için gayet iyi, tercih edilebilir bir model. Evet. Birkaç tane özelliklerinden bahsedelim. İşte ön havalandırma, üst havalandırma, kanalın dik oturuş pozisyonuna göre ayarlanmış. Evet. Arka hava çıkış kanalı yaklaşık 1600 gramdır. O civarlarda. Şu an 1550 gram. Tabi bedenden bedene değişiklik evet gösteriyor. Sanırım 3 kabuk boyutu vardı bunun. Ve hani o işte küçük kabuk boyutlarında işte 1450 gramlara, 1400 gramlara kadar iniyor. Büyük kabuk boyutlarında 1600 grama kadar çıkıyor. Yani çok çok büyük bir şey fark etmiyor. Güvenlik sertifikaları olarak bir EC22, 05 ve DOP Amerikan onaylı güvenlik sertifikalarına sahip gayet başarılı bir kask. Ayrıyeten kendi interkomunu da üretiyor. Yan kısmında kendine özel interkom yeri var. Kendi interkomunu aldığınız takdirde buraya yapıştırma şeklinde değil, buraya gömülü bir şekilde montajını sağlayabilirsiniz. Yani daha şık duruyor. Yani iç kulak pedleri de var. Yani hani, o işte yerleştirdiğiniz interkomun kulaklıklarının hemen üstüne de iç kulak pedlerini yerleştiriyorsunuz. Zaten interkomunun içinde de bütün özellikleri yazıyor. Sizin nasıl yapabileceğiniz, nasıl yerleştirebileceğiniz her şey yazıyor. Evet, kutu içerisinden pin no da çıkıyor. Evet, pin no. Bir de yağlama ile alakalı bir şey de çıkıyordu galiba, değil mi? Bunda çıkmıyor ama. Bunda çıkıyor. Şöyle çok. Bunda da çıkmıyor. Bunda çıkıyor. Çıkmıyor abi. SX100'ün birkaç tane rengi var arkadaşlar. O yüzden hani ikinci bir tanesini de çıkarttık ki renk alternatifleri görün diye. NT25'e de gerçekten iyi uyacaktır. Benim hoşuma giden kasklarda. Ha, ben bu kasklardan işte tamamen fiberglass olsun diyorsanız, fiberglass yapıya sahip olsun diyorsanız LS2'nin Vector Evo'sunu alabilirsiniz. Shoei GT Air alabilirsiniz. Hani NT25'e uygun olarak. QS de tercih edilebilir. Evet, QS de tercih edilebilir. NXR olur mu diyen bir tane arkadaş vardı aslında daha önceden NT25'e. Sorularda çıkmıştı galiba. NXR biraz daha spor oturuşa daha uygun. Ona göre havalandırması olan bir kask. Onu da hatırlatayım. Şimdi kaskları tanıttık arkadaşlar. Şimdi de monta geçelim. Revit'in Traction montunu. Ben bunu daha önceden tanıtımlarda tek olarak da tanıtmıştım. Hem Facebook sayfamızda. Orada da motor aksesuarları diye bir sayfamız var. Onu da takip edebilirsiniz. Şimdi de işte o uygun. MT25'e de uygun. Bütün naked makinelere de uygun. Bir tane mont gerçekten hani baharlık ve yazlık olarak kullanılabilecek bir mont. Emre tanıtımını yapacak bize. Baharlık ve yazlık olarak kullanıma uygun. Ayrıca bedeni saran bir yapısı var. İç kısmında rüzgarı ve yağmuru kesen astar yapıya sahip, tamamen bedeni sarabilen elastik bir yapısı var. Kol kısmı ve bel kısmında elastik yapıya sahip olduğu için rüzgar girişi diğer montlara göre daha iyi tasarlanmış, daha iyi absorbe edilmiş şekilde tasarlanmış. Ayrıca iç astar çıkarılabiliyor. İç kısmında bir tane cebi var ve fileli yapıya sahip bir mont. Pazı kısmı ayarlanabilir, çıt çıtla tutturulabilmiş. Evet. Bir de şuralarında körük mekanizması var. Bunlar hoşuma giden detaylar. Çünkü evet, yani diyelim işte eğilmek zorunda kaldınız, şu hareketi yaptınız motor üstünde veya şöyle bir hareket yaptınız. O kolunuzun hani montun çekme yapıp işte bileğinizin açılmasını engelleyecektir. Evet. Hareket kısıtlamıyor. Işte, evet. Çok güzel tasarlanmış bu mont. Hareketinizi tamamen kısıtlamıyor, aslında size bırakıyor. Evet. Yani bir detay da vermek gerekirse, Revit biliyorsunuz arkada bir sırt koruma ile beraber göndermiyor arkadaşlar. Revit mont alırken o sırt korumayı sizin almanız gerekiyor. İster Level 1, Level 2, Impact Tech, Revit'in kendi özel korumaları, onları seçebilirsiniz. Onlardan beğenip içine alabilirsiniz. Impact Tech korumalar bir de kesilebiliyor. Hani buna uygun hale getirilebiliyor.
O da bir detay. Şeye geçebiliriz. Şöyle bir eldiven çıkarttım. Ben bu eldivenleri seviyorum. Neden? Çünkü hani hem hava alabilir hem yazlık bağırlık kullanılabilir. Aynı zamanda da gerçekten iyi korumaları olan, sert korumaları olan bir eldiven. Baş parmağının bir kısmında ve iç tarafında kumaş kısımları var ve cırt cırtlı bir model. Havalandırma her eklem yerinde ve yumruk korumasının hemen altında da havalandırma delikleri var. Aynı zamanda tabii hani iç yapısı da delikli bir eldiven. Derin üstünde de delikleri olan bir eldiven. Bu alınabilir. Daha uygun bir eldiven alabiliyorsanız, almak istiyorsanız bütçenize göre Vexon'un Splash modeli alınabilir. Evet, yani onda da uçuş koruması mevcut. En azından onda da koruma var. Bununla beraber benim önereceğim kotlardan bir tanesi Tech90'ın Pilot kotu. Tech90'ın Pilot kotunu ben daha önceden de önermiştim. Zaten biliyorsunuz, izlemişsinizdir. Neden öneriyoruz? Çünkü içinde kevlar bir yapı var, kalça koruması var, dikişi zaten özel ve zaten diz korumaları var. Yazlık baharlıktır, kışın giyilmez. Onda kevlar özelliğine sahip. Evet, yani kışın bu sizi üşütecektir. Onun yerine daha kışlık motorcu, kışlık motorcu pantolonu almanız gerekir. Bununla kışın kullanamazsınız. Bu da TCX'in. Evet. Bunun hakkında fikrin var mı? Var. Kaydırmaz, sert tabana sahip. Zaten motorcu botlarında tabanlar genelde markası Jupiter 4 Gore-Tex özelliğine sahip. Yazın ve kışın kullanılabilir. Ayrıyeten Gore-Tex özelliğine sahip olduğu için yağmurda suya karşı da dayanıklılık özelliği var. Yağmur almaz. Yazın da kullanıma uygun. Evet. Bir detay daha vereyim. Şimdi diyelim ki işte bu bağcıklı gibi görünüyor arkadaşlar ama cırt cırtlı bir model. Aynı zamanda biraz daha esnek bağcık yapısına sahip olduğu için hani çok esnek değil tabi. İster istemez hani bu bağcıkları bağlamak bazen sıkıntı olabiliyor ama hani cırt cırtlı bir model olduğu için cırtını tak devam et gibi yapabilirsiniz, bunu kullanabilirsiniz. İşte bileğinde de, topuğunda da, burnunda da koruma var. Aynı zamanda terletmeyen bir yapıya sahip, evet, değil mi? Evet, nefes alabiliyor. Yani terletmeyen bir yapıya sahip, isterseniz bunu alabilirsiniz. Ve topuk kısmı yüksek. Evet. Bir şey diyeceğim, bunların ortalama fiyatı ne kadar hatırlıyor musun? 1400-1600 arası evet, bir fiyatı vardı. Eğer bu hani bu TCX'in bu botunu pahalı buluyorsanız, yani bütçenize uygun değilse Rockwell'in sanırım DNA yarım botları, DNA botları 699 lira civarında olması lazım, 690 lira civarında olması lazım. Hani muadili değil, gerçekten kullanıp memnun kalabilirsiniz. Çünkü onun da hani hem su geçirmez özelliği var, evet, hem altı kaydırmaz bir yapıda. Aynı zamanda hem cırt cırtlı ve spor modellerde de kullanılabiliyor. Hani ben naked alacağım, biraz daha yarım ama iş gören bir bot istiyorum ama ucuz olsun, daha da ucuz olsun istiyorsanız onun için de VP botunu alabilirsiniz. O da Rockwell'in bir botudur. O da iyi bir bot. O da hani yarım, ister altı siyah, ister altı beyaz ama onun tabanında kaydırmaz özelliği yoktur. Başka kask önerisi sunabilir miyiz? Dik oturuş pozisyonu. Dik oturuş için. Sen de zaten değindin abi. Vektör modeline, LS2 vektör modeline tercih edebilirler. Evet. Yani Kaberk de olabilir. LS2'nin FF397 diye geçen neydi o? Neydi abi? Vektör Orion. Orion. Vektör Orion. Vektör Orion mu? Evet. 3 farklı modeli var. Bu ve 2 tane daha farklı modeli, evet, sahip. Kasklar arasında seçim yapamadım, onun renkleri hoş değil filan diyorsanız hani bunun 3 farklı renk ve desen çeşidi, evet, var. Bu Orion dışı geceliğin parlayan çizgileri sahip. Bundan da alabilirsiniz. Bizim önerilerimiz bu kadar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır. Bu kadar. İyi sürüşler arkadaşlar.